içine gidiyor elinde orak. Ekini kurumuş tarlası ırak. Yarimi görünce ağlıyor merak. Ben yari görmedim bunun üstüne, bunun üstüne. Ben yari görmedim bunun üstüne. Daha yar sevemem bunun üstüne, bunun üstüne. Yine güz geldi de hava soğudu. Benim nazlı yardan ahım çoğudu. Ondan gayrı sevdiceğim yoğudu. Başka yar sevemem bunun üstüne, bunun üstüne. Ayrı sevdiceğim yoğudu. Daha yar sevemem bunun üstüne, bunun üstüne. Allah! Teşekkür ediyoruz. Ağzına İren'e sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Eren'ciğim, kaç yıldan bu yana müzikle uğraşıyorsun? Biraz senden bahsederim. Ekrana ben... çünkü ilk defa, sen ilk defa çıkıyorsun değil mi ekrana? Yok, ilk defa çıkmıyorum. Bu birkaç sefer oluyor, evet. Tamam, o zaman şu anda Anadolu Rüzgarı daimi izleyicilerimiz bir seni tanısın bakalım. Geniş bir çaplı. Peki. Ne kadardan beri müzikle uğraşıyorsun? Ben 7-8 yaşlarında kursa başladım. O zaman Bilgi Evleri vardı, belediyenin kursları. Evet. Orada bir hocamla tanıştım. Çok güzel bir hoca. Şu an buradan izliyorsa kendilerine de selamlarımı iletiyorum. Üstünde emeği çoktur. 7-8 yaşından beri de azimle, istekle çaldığım için şu an 10 yıla devirdik yani. 10. yılım oluyor, evet. Hay maşallah. İnşallah daha nice nice 10 yılları görürüz inşallah. İnşallah. Güzel. Allah yolunu bahtını açılasın. Biz de her zaman Anadolu Rüzgarı olarak her zaman sana destek çıkacağız bundan sonra. Evet başkanım. Şimdi sen dedin ki ya bizim genç sanatçımız var dedin. Genç sanatçıyı çıkardık. Gençlerimiz var dedin. Gençleri çıkarttık. Evet. Şimdi biraz dernek hakkında sana birkaç tane soru sormak istiyorum. Tabii. Derneğimizin kuruluş yani göreve geldiğiniz tarih ve yönetimimizde kaç kişi var? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii tabii. Derneğimize 26 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulda halkımızın desteğiyle görevimizin başına geldik. Yönetimimizde şu anda 7 asil kadromuz bulunuyor. İşte bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve 3 tane asil üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşuyoruz. Derneğimizin yarısı kadın yöneticilerimizden oluşuyor. Bu manada diğer derneklerden ayrıldığımızı düşünüyorum. Şöyle de bir Atatürk'ün bir sözü vardır. Der ki, ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın demiştir. Ve yine bir sözünde demiştir ki, ey Türk kadını, yine söylemiştir, demiştir, şunu söylemiştir. İşte dünyada görebildiğiniz her şey kadın eseridir demiştir. Ve biz bu Atatürk'ün sözlerinden yola çıkaraktan kadınlarımıza, kadın yöneticilerimize, yönetimimizde ağırlık verdik. Bu yüzden dolayı bundan dolayı kadınlar bizim başımızın tacıdır. Eyvallah, teşekkür ederiz. Ulu Önder Atatürk'ümüzü de rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Kadın kollarımıza biraz dönün. Ya Aysel Başkanım, siz çok düşüncelisiniz. Hayırdır, neyi düşünüyorsunuz? Yok yok. Sabahtan beri size bakıyorum, orada cecimde gözünüz kaldıysa cecim verebilirim, katlayayım size. Cecim var, biz tokatlıyız, bizde olmadan olmaz.
Biraz sizden bahsedelim. Başkanımızın dediği gibi kadınlarımıza ağırlık veriyoruz dedi. Peki siz şu anda ekran başındakilere, bütün kadınlarımıza, Sazaklı kadınlarımıza veyahut da Çevreköy'deki kadınlarımıza bir çağrınız var mı buradan? Var tabii ki. Her zaman bir şeyler yapmalı. Gelsin derneklerine üye olsunlar. Oradan bir yola çıksınlar, başlasınlar. Siz de biliyorsunuz bizim Tokat hep bir bütün oldu. Evet. Birçok ilçeleri, köyleriyle birlikte hareket ediyoruz. Güzel bir şey. Ben mutlu oluyorum bundan. Her geçen gün genişliyoruz, büyüyoruz. Büyüye genişleyeceğiz. Güzel bir şey kaç aslında. Kaç dönemde kadın kolları başkanı yapıyorsunuz başkanım? 3 dönem oldu. 3 dönem. Hı-hı. Maşallah. 3 dönem. Her geçen gün başka arkadaşlar tanıyoruz. Projelerimiz var, yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Kadının olduğu yerde başarı olur. Kadının olduğu yerde birlik olur. Evet. Kadını mutlu et ki aile mutlu olsun. Kadını mutlu et ki toplum mutlu olsun. Kadını mutlu et ki dünya mutlu olsun. Gerçekten kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Daha güzel yarınlara gideceğimize inanıyorum. İnşallah. Çok şeyler yapıyoruz. Açık olsun diyorum. Suat'tır. Bu arada ben yönetime çok güveniyorum. Kendi iş hayatlarında çok önemli mevkide olan yönetici arkadaşlarımız ve çevremizde de çok tanınan, bilinen yönetici arkadaşlarımız. Onlarla beraber bir yola çıktık. Onlara şimdiden yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.